Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizinle birlikte bir üst düzey uygulama yapacağız. Bu uygulamada yine Office 365 ile birlikte hayatımıza giren benzersiz ve metin birleştir formülleriyle birlikte, bakın burada kişilerin isimleri ve alacakları eğitimlerin yer aldığı bir veri dizinimiz var. Buradaki bu isimleri buraya benzersiz olarak getireceğiz. Alacakları eğitimleri de, bakın Tarık burada Excel ve aynı zamanda PowerPoint alacağı için birden fazla kere veri geçtiği için yan yana iki veriyi gelecek şekilde burada metinleri birleştirip güzel bir uygulama yapacağız sizinle birlikte. Hadi gelin birlikte başlayalım uygulamamıza. Şimdi eşittir benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Buradan isimlerimi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın artık benim buradaki isimlerim benzersiz olarak, yani yinelenen değerleri kalkmış olarak buraya geldi. Şimdi buraya gelelim. Boş bir hücreye eşittir. Bakın eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum. Formülün içerisine giriyorum. Şimdi mantıksal sınama kısmına geliyorum. Diyorum ki eğer bu hücre içerisindeki değer eşittir buradaki isimlerden herhangi bir tanesine ise, ama F4 tuşuna basarak seçtiğim o aralığı sabitliyorum. Noktalı virgül. Eğer doğruysa değer, bakın karşısındaki bu eğitim alanlarından bir tanesi gelsin diyorum. Bunu da sabitliyorum. Bakın F4 ile noktalı virgül. Eğer yanlışsa da boş bırakalım diyorum. Yani çift tırnak koyuyorum. Bu boş bırakmak demek arkadaşlar hücreyi. Enter'a basıyorum ve bakın ilgili verilerim buraya gelmiş oldu. Şimdi ben bunları yan yana nasıl getireceğim? Arkadaşlar yine Office 365 ile hayatımıza giren eşittir metin birleştir formülünü yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Şimdi ben bu metinleri birleştireceğim ama arasında bir sınırlayıcı olsun istiyorum. Virgül, nokta, noktalı virgül gibi. Hangi sınırlayıcıyı kullanmak istediğimi ben buraya tanımlıyorum. Bakın yine tırnak işareti içerisinde ben buraya virgül koyuyorum ve bir boşluk bırakıyorum. Çünkü virgülden sonra bir boşluk olsun istiyorum. Sonra tekrar tırnağımı kapatıyorum. Sınırlayıcımı buraya noktalı virgül ve boşluk olacak şekilde tanımladım. Noktalı virgül. Bakın doğru boş hücreleri yok say. Evet, ben buradaki boş hücreleri buraya getirmek istemiyorum. Boş hücreleri de dahil etmek istersem eğer yanlış seçeneğini seçiyorum, ama ben şu anda boş hücreleri getirsin istemediğim için doğru kısmına çift tıklıyorum ve bunu getirdim. Noktalı virgül. Metin 1. Hangi metni seçeyim diyor. Bakın ben buradan ilgili metinlerimi buraya kadar seçtim. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın şu anda benim istediğim şekilde buradaki bu aralıktaki verileri Excel ve PowerPoint olacak şekilde bana buraya getirdi. Şimdi ben buradaki bu G3, yani bu aralığı seçtiğim kısma benim burada az önce yazdığım eğer formülümü getireceğim ki ben burada bu formülümü, yani metin birleştir formülünü buraya taşıdığımda benim buradaki eğer formülüm de taşınmış olsun. Ne yapıyorum? Bakın eğer formülüme geliyorum. Buradan eşittir'e kadar olan kısmı kopyalıyorum ve ESC tuşuna basarak formülün içerisinden çıkıyorum. Şimdi metin birleştir formülüme geliyorum. Bakın buradan G3 ve hashtag'e seçiyorum ve CTRL V tuşlarına bastığımda eğer formülümü buraya getirmiş oluyorum. Yani yapıştırmış oluyorum. Enter diyorum. Bakın burada formülüm artık var. Bu formülümü buradan kopyalıyorum ve ESC tuşuna tekrar basıyorum. Formülüm içerisinden çıkıyorum. Buradaki bu alana gelip çift tıklıyorum ve Ctrl V ile aynı formülü buraya yapıştırıyorum. Ve Enter'a bastığımda bakın aynı formül buraya gelmiş oldu. Aşağıya doğru kopyalayarak hangi arkadaşımın, yani hangi ismin hangi eğitimleri alacağını buraya getirmiş oldum. Buradaki formüllerimi de siliyorum artık. Gördüğünüz gibi artık buradaki verilerimi buraya benzersiz bir şekilde aktarmış oldum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, evet buraya getirdik ama iki tane var. İkiden fazla olsaydı ve ikiden fazla Excel ya da diğer eğitimlerden olsaydı biz burada Excel, PowerPoint, Excel mi görecektik? Şimdi onu yapalım birlikte. Onu da yapmanın kolay bir yolu mevcut arkadaşlar. Bakın sayfa 2'de birden fazla kere olan kısma geldik. Şimdi eşittir benzersiz dedikten sonra tab tuşuna basıyorum ve yine buradaki isimlerimi seçiyorum. Bakın parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. İsimlerim aslında değişmedi. Birden fazla kere buraya geldi. Eğitimlerim artık değişti. Ne demek istiyorum? Bakın az önce kopyaladığım formülü tekrar buraya getirdim, yapıştırdım. Şimdi aşağıya doğru verilerimi çekiyorum ve
Enter tuşuna basıyorum. Bakın Excel burada iki kere geldi. Şimdi aşağı doğru devam edelim. Bakın aynı şekilde PowerPoint burada üç kere geldi. Ben bunları burada bu şekilde görmek istemiyorum. Nasıl yapacağım? Tekrar buraya geliyorum. Eşittir. Eğer dedikten sonra Tab tuşuna basıyorum ve formülümün içerisine giriyorum. Şimdi mantıksal sınama. Yine buradaki hücremin içerisindeki değer eşittir. Buradaki isimlerden herhangi birine ise dedikten sonra bu isimleri yine sabitliyorum. Noktalı virgül. Eğer doğruysa değer karşısındaki bu verileri getirsin diyorum. Burayı da F4 ile yine sabitliyorum. Noktalı virgül. Eğer yanlışsa değer çift tırnak koyuyorum. Yani boş bırak diyorum. Parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın bu sefer yine aynı şekilde birden fazla kere buraya ilgili verim gelmiş oldu. Şimdi buraya gelip eşittir benzersiz yazıyorum. Bakın Tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Diziyi soruyor bana. Yine ben buradaki verilerimin tamamını seçiyorum. Bakın parantezi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Artık benim buradaki verilerim benzersiz bir şekilde buraya geldi. Excel ve PowerPoint olacak şekilde, yani birer kere tekrarlanacak şekilde geldi. Şimdi buradaki formülü yine kopyalıyorum. Ctrl C ile Escape'e basıyorum. Buradaki formülümün içerisine, yani benzersiz formülümün içerisine getirip yapıştırıyorum ve yine Enter'a basıyorum. Şimdi bu formülümün başına da geliyorum, metin birleştir formülümü yazıyorum arkadaşlar. Bakın metin birleştir dedikten sonra çift tıklıyorum ve yine sınırlayıcı soruyor bana. Bakın burada yine tırnak işareti, virgül ve bir boşluk bırakıp tırnak işaretini kapatıyorum. Noktalı virgül, boş hücreleri yok say diyorum. Bakın yine aynı seçeneği seçtim. Noktalı virgül, metin diyor. Metin de zaten ben burada benzersiz formülümle seçmiştim ve Enter tuşuna basıyorum. Bakın şu anda sonuna bir tane daha parantez ekleyecek ve evet dediğimde gördüğünüz gibi yan yana bana buradaki verilerimi getirdi. Şimdi bunu buradan kopyalıyorum. ESC'ye basıyorum. Buradaki hücremin içerisine giriyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın artık bir Excel ve bir formül, bir PowerPoint olacak şekilde benzersiz olarak getirdi. Tekrar aşağıya çekiyorum ve buradaki verilerimi de silerek gördüğünüz gibi başlangıç noktama geri geldim. Yani buradaki isimlerimi benzersiz olarak buraya getirdim ve eğitimlerimi de buradaki isimler birden fazla kere, daha doğrusu ikiden fazla kere geldiği için ve aynı eğitimler buradaki verilerimin içerisine girdiği için buradaki eğitimlerimi de benzersiz bir şekilde yan yana getirmiş oldum ve ilgili çalışmamı yaptım arkadaşlar. Sizler de kendi verilerinizde bu iki uygulamayı kullanabilirsiniz. Unutmayın, bu formüller yalnızca Office 365 kullanıcıları için geçerlidir.